Selam millet. Şimdi biz stok alanına geldik. Jet ski çıkartacağız. Evet. Makine burada. Makine burada ama şöyle bir göstereyim. Neyse yanaşalım. Dışarıdan daha yakışıklı çekersin kanka. Böyle storage alanları var Amerika'da. Gar. Kendi arabam varsa, RV'm varsa bu şekilde park edebiliyorsun. Hemen bir göstereyim size. Dışarıdaki araçların. Böyle bir ortam. Genelde karavanı olan kişiler buraya çekiyorlar araçlarını. Bu da bizim aracımız. Şimdi jet ski'ye bağlayacağız. Kamera var mı orada? Efendim? Ha sen bunu çekeceksin değil mi ona? Aynen. Arabamızda Nissan Pathfinder 3400 motor 6 silindir. Muhtemelen bunu çekerken zorluk çekmeyecek. Yok, bakalım. Yok, rahat çekiyor. Bakalım Serhan Bey nasıl hallediyor bu işleri. Kilidini açıyor. Önce bunu kilitlemiştik ki başkası gelip almasın diye. Almasın diye bunu. Şu stopperları almamız lazım. Ha. Bir tanesi de ben alayım. Tam olarak burada. Şöyle bir şey. Şimdi. Yardım verdin mi? Yok. Okay. Ha, o da kırık öyle. Onu da indireceksin o şekilde. Güzel. Demin oturmadı işte. Çalışalım. Şimdi bunu tekrar takıyoruz ki buna. Yani biz bunu rampanın orada arabayı park ettiğimizde gelip çalmasınlar diye şu an bunu çıkaramazlar. Ha. Ama şu zinciri de bağlayacaksın sen değil mi şimdi buraya araca? O güvenlik için. Ha. Onu da şimdi şuraya bağlayacağız. Bunu da bu şekilde yapıyoruz ki oldu ki şu çıktı. Aha. Bu zincirde ikinci bir güvenlik oluyor. Şu elektriği mi bağlayacağım? Elektriği bağlıyoruz. Buna dikkat edeceğimiz şu diş. Kapakta bir diş var. Aha. Buna da, bunun da şurası var. Tamam. Buraya denk getiriyoruz ki buradan çıkmıyor. Kilitleniyor değil mi? Aynen, kilitliyor. Sonra da trailerin arkasındaki stop lambaları yanmış oluyor. Şu an stoplar yanacak. Çalıştırınca yanacak. Canavar da burada. Çok büyük bir yük gerçekten. Jet ski. İnanılmaz büyük bir jet ski. Benzin alacağız ya. Aha. Depo nerede? Sağda mı solda mı? Güzel soru. Şimdi benzin istasyonuna gideceğiz. Deponun nerede olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Bakmamız lazım ona şimdi. Yalnız canavar ortaya çıktı yani. Soldayım. Rengi de mükemmel. İçinde hiç benzin var mı şu an yoksa sıfır mı? Biraz var, gaz yapmış. Kapatalım o zaman şimdi bunu. Kanka dayı. Şarj ride'ımızı yapacağız. İşin acemesiyiz yani. Daha sıfır. Ben şu arabayı biraz ileri alayım, senden bak.
Sol çıkışına bakar mısınız? Her şey yolunda gibi gözüküyor. Çok harika. Haydi gidelim o zaman. Bayağı da uzun bir trailer oldu şu anda. Şimdi Serhan kardeşim bu işlerde tecrübeli olduğu için yapabilir diye düşünüyorum ben. Hiçbir korkum yok o yüzden. Allah'a şükür bu işi başaracağız. Haydi gidelim. Haydi eyvallah. Evet, şimdi gaz station'a geldik. Jessica'ya kardeşim şuradan gaz koyacak. Ama gerçekten zormuş bu şekilde araç kullanmak. İlk siftahı yapıyoruz. İlk siftahı. Nasıl gaz alındığı da öğretir misiniz de Serhan Bey? Bazı insanlar bilmiyor. Aynen, gerçekten. Zaten. Gerçekten bilmiyor bazı insanlar. Ya burada sistem, burada pompacı yok. Kendin pompacısın. Evet, neyi seçiyorsun? Kartı size soktuk, çıkarttık. Kart içeride kalmıyor burada. Tamam. Debit mi diyor? Evet, debit. Pinimizi istiyor. Onu kapatalım. Pini girdik. Ne istiyor? 35 cent diyor, debit fee var diyor. Yani hem pompacıyız hem de 35 cent veriyoruz. Evet. Şimdi her şey hazır. Şimdi de şu an bunlardan bir tanesi seçeceğiz. Demiş ki regular anlayadık gaz demiş sadece. Regular mı diyor? Aynen. Regular. O zaman şunlardan bir tanesi seçeceğiz. 87'yi mi seçiyorsun yani? Aynen, 87'yi seçiyoruz. Tamam, 87 seçince ışık çıktı zaten orada. 87 şekilde maskenin ağzına veriyoruz. Şuraya da kilitlemeyi unutmayalım. Aynen, şu an başladı. Kilidi de açtık. Şu an gazımızı alıyoruz. Kaç para olduğunu da bir göstereyim şuradan. Ama yani bilmediğimiz yere gitmeyelim dedik. Burada biraz pahalı, 3.49. Normalde 3, şu an 3.10'lara falan alabiliyoruz benzini. Evet, aslında bizim orada 3 dolardı biliyor musun? Burada 3.5. Şimdi 20 galon alsak 2 dolar fazla vermiş olacağız herhalde. Hazır buradayken şundan da bahsedeyim olmazsa. Burada her deniz taşıtını register etmek gerekiyor. Register'ını yaptık. Bizim taşıtımızın numarası burada. Register'ımıza ait sticker'larımız da burada. Kaliforniya'da 2 yıl. 2 yıl boyunca register yenilemeden JSK'yi kullanabileceğiz. Sonrasında para mı ödemen gerekiyor? Sonrasında yenileme, evet. Renewal yapıyoruz ama kaç para vereceğiz bilmiyorum. Bu arada 10 galon aldı, 30-40 dolarlara doğru gidiyor. Burası gerçekten pahalı. 50 kuruş 18 fazla galon olsa burada 60 dolara falan çıkacağız ya. 50 kuruş fazla versek 10 galonda 5 dolar mı yapıyor? Tabii. 20 galonda? Aha, doldu. Bunda demek ki 6 galon falan varmış. Ha, içinde vardı o zaman bu. Tamam, doldurma. Fulleme, boş ver. Hop. Evet, onu koyduktan sonra yani son tutar 45 dolara tutmuş oldu. Bu da ne diyor? Would you like to receive? İstiyorsanız. İsteyelim. Evet dedikten sonra da şuradan print yapıyor. Ha, yapmadı, gördünüz. Kağıdı bitmiş demek. Kağıdı bitmiş. Güzel. Gazımızı da aldık. Benzin de tamam. O zaman gidebiliriz. O zaman let's go. Let's go. Evet dostlar, şimdi Jessica'yı indireceğimiz yere geldik. Serhan da şimdi önce bir park edecek. Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Çok tatlı bir yer. Böyle insanlar trailerlarla gelmişler. Yani sabah bunu aldık. Jessica'yı yıkamak için korkuma ihtiyacımız vardı. Deneyelim bakalım hoca olacak mı?
İnşallah olur. Bir daha gitmek zorunda kalmayız. Boat wash down area. Aa, oldu bile ya. Değil mi? Oh. Çok iyiydi. Her yer. İlk yanımızda kimse yoktu ha. Islatırdık. İnşallah sesim güzel çıkıyordur ha bu mikrofonda. Şu an pek rüzgar yok ya, iyidir. Bakalım Serhan Bey şu anda açıyor. Biz de şuradan bir yardım edelim. Bir el atalım. Ama burada bir kilidi var herhalde bu. Ha. Yok bu şey. Ha, kanka. Neymiş o? Arkadan sudayken binmek için. Basamak. Aa, basamak mı? Çok harika bir basamak. Ver burada. Şöyle açıyorsunuz. Burada jet motorumuz var. Sen oradan direksiyonu elledikçe buradaki şey dönüyor. Aynen, dümen o şekilde. Yani şey mekanik bir şey yani. Hani aha, elektronik değil. Vay. Çok harika. Hayırlı olsun Serhan Bey. Allah kaza beza vermesin. Güzel güzel ağız tadıyla bineriz inşallah. Sen de biner. Bir keşif yapalım istersen rampada da. Evet, bir keşifimizi yapalım şimdi. Bunu herhalde 3 kişi de binebilirsin üstüne ha? 3 kişilik zaten. Ha öyle mi? Bu... Şuraya da 2 kişi atarsın yani. Ayakta yol yasak. Ayakta yol yasak. Kanka bu Yamaha'nın VX1800 Cruiser modeli 3 kişilik. Kaç beygir orta oluyor? Orta segment diyebiliriz. 180 beygir. Oha. Süper şarjır değil. Süper şarjır olanlar var. Onlar herhalde 300 beygir civarına kadar çıkıyor. Anladım. Evet, platform da burası. Buradan indireceğiz. Burası rampamız. Normalde tek kişi olduğumuzda tekneyi ya da jeti indiriyoruz. Şu iskeleye bağlıyoruz. Ondan sonra buradan yürüyüp arabana geçip arabayı garaja park edip köprüden geçiyorsun buradan. Evet. Anladım. Deniz de güzel, temize benziyor. Su acayip soğuk. Ayağını niye soktun şimdi? Zaten girecek mi dedim? Zaten gireceğim. Burada böyle ne derler buna, yelkenli mi? Yelkenli işleriyle uğraşan. Yelkenli katamaran yapanlar da var. İndiriyor muyuz? Şimdi ben geri yanaşacağım. Tamam. Sonra Allah kerim, ilk defa yapıyoruz. İnşallah her şey düzgün güzel. Bakacağız nasıl olacak. Şimdi öncesinde çıkartman gereken herhangi bir emniyet sübabı, şudur budur, onlar var mı? Yani şunları mesela çıkartman bunları gerekiyor mu? Şu an çıkarabiliriz onları. Hello? Efendim? İyiyim, sen nasılsın? Düğmeye basınca çalışıyormuş. Güzel. Şimdi iniyor muyuz? İniyorum. Ben anahtarı arabada bırakacağım. Tamam, bırak. Cüzdanı vır vır kilitlersin sen. Tamam. Çok heyecanlı bir han. İlk suya indiriş. Daha cilop gibi altını görebilirsiniz. Piano Black. Gel gel dememe gerek yok kendisine. Gerçekten profesyonel. Şey mi? Niye o kadar yanaşıyorsun o tarafa? Tamam, devam et abi. Düz gel. Güzel abi.
Bebek iniyor, bebek iniyor. Suya gittin. Suya değdi. Arka teker suya gelince mi? Arka teker suya gelmeden durmamız lazım. Tamam, gel abi, gel abi. Az daha gel. 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 Yeter bence. Bir bak sen de gel. İyi mi? Gel az daha, gel az daha. Tamam, yeter. Nasıl, heyecanlı mısınız beyefendi? Heyecanlıyız. El freni benim kaydırıyor da vitese gelene kadar park. Nerede el freni senin? Ayakta mı? Ayakta. Şimdi sen içine mi atlayacaksın orada? Kanka bilmiyorum ki. Ha, şeyi indirmen lazım ama. O önündeki. Bir kilidi var dedi lan. Benim şu an ayakkabı, çoraplar var. Suya girmek istemiyorum o yüzden. Tamam, gidiyor kanka, itme. Atlayacak mısın işte hemen? Ya da it, atla içine. Atıyorum kanka. Yakalamaya çalış. 1 2. Heh, öyle dur kanka. There you go. Ama bir şey daha atman lazım. Ne var? Can yeleği. Can yeleği. Evet, şu an üstünü de giydi Serhan. Her şey kanunla uygun. Evet, ilk marşımızı basacağız. Hadi inşallah, bismillah. Az gaz mı vermen lazım acaba? Yaptın mı şu an? Geriye mi taktın? Yani. Ben el atayım mı? Yok. Şu an çekebilir çünkü bak, oynamaya başladı artık ön arka. Ha, geliyor geliyor, tamam. Geldi. Tamam. Güzel. Şimdi nasıl kullanman gerektiğini anlat bize. Şimdi ilk 5 dakika 2000 devir geçmememiz gerekiyor. İlk 5 dakika 2000 devir. Sıfır olduğu için değil mi? Rodajını yapıyor şu an. O devir göstergesi var mı orada? Var. Çıkışta göstergeyi de gösterelim. Tamam. 5 dakika tutuyor musun? Yok abi. 5 dakika. Tutuyorum şu an. Daha çok kaldı ama. Rölantide giderken kaç bin devir doluyor? He? Rölantide giderken kaç bin devir oluyor? Şu an rölanti 1200-1300. He, o zaman basacağım biraz. 2000 devire basacağım. Ha, 2 de kullan. Aracı ben yukarı alayım mı ya? Vallahi kayboldu şu anda. Çok da canavar gözüküyor maşallah. Trailer de bu şekilde kaldı. Aracımız da çalışıyor hala.
Böyle bir rampa var burada. Burada insanlar kayıklarını indirebiliyorlar. Şimdi biz de gidelim şu park yerlerine. Şu park yerlerinden bir tanesine park edelim orada. Ondan sonra geri dönelim. Serhan da geliyor şu anda. Bir dakika! Toplam bir dakika oldu yani. Aracı park edeyim mi yukarıya? Sen arabayı al. Tamam. Hadi sonra çekeyim seni. Şimdi biz de aracı park edelim yukarıya. Bu arada da biraz çekeyim. Arabamız da Pathfinder 3500 motorluk. Bakalım inşallah sorunsuz buradan rampadan çıkabiliriz. Hadi bismillah. Serhan halen yüzüyor. Ben şu köprüden geçip yanına yaklaşacağım. Bakalım koşarken nasıl çekiyor bu ya, merak ediyorum. Titreşimi anlayabiliyor mu gerçekten? Nereye? Bu tarafa mı? Tamam gel. Şu an evet 5 oldu. Şimdi tekrar ikinci aşamayı anlatır mısınız bize? 5 dakika doldu. Doldu mu? Evet. Ha? 5000 devir mi? Tamam, bana su işletme çabuk. Göreyim bakayım 5000 devire. Neresi? Şuralar. Ne demek ya? Ha bu mu? Tahta? Gel atla arkama. Yok ya atlamam şu an. Atladım şu an. Şey değiştirmem lazım. Islanmıyorsun. Zaten şeyden atlamam. Çizdirmeyelim yani. Yok yok atlamam. O zaman şuraya geleyim. Oradan yok ya geleyim. Sen sür birazcık ya. Ya gel şuraya geleceğiz ya. Arabayı kilitledin mi? Kilitledim. Hangi rampa ya? İndirdim üzere. Orası hiç olmaz. Orada iş var. Geri gelin. Ayaklarımız sancak. Ha. İyi hadi gidelim bakalım. Evet şu an çıkarttık jet ski. Şimdi de temiz aynen. Temizlik vakti mi geldi? Denizden aldık. Şimdi su soğutma olduğu için devir daimindeki su tuzlu su. Bunu tuzuma atmamız gerekiyor. Şu an temiz su tahliyesine bağladık. Aynen. Burada görüldüğü gibi. Kanka ben çalıştıracağım. Şimdi sen de peşinden suyu vereceksin. Tamam. Açayım mı? Aç. Açtım abi.
Ve şu an 90 saniye boyunca 90 saniye oldu mu? Yok daha olmadı. Bir dakikayı geçti canım. Tamam, istopet önce. Değil mi? Tamam, ben istopet şey kapatırım. Sen geç o tarafa. Kapatayım mı? Tamam, kapandı. Aa, orada bir şey vardı, gördün mü? Şurada bir cihaz var, böyle kapanıyor. O işte geri vites. Haa. Yani buradan basını yapıyor, o tersine çekilettiriyor. Haa. Kanka şimdi onu çıkartıp bence üstünü falan yıkayalım ya. Bir de trailer'ı da yıkamak lazım. Şimdi o hazneyi de koyuyoruz. Şimdi de yıkama zamanı geldi. Temiz suyla her yeri yıkanacak. İşte jet ski'nin bakın bu şekilde oluyor. Her eğlenmeye çıktığında dönüşte jet ski'yi temiz suyla, tatlı suyla yani yıkaman gerekiyor. Oğlum yıkarken daha çok sulandım ya. Evet, $5 ödeyebilirsiniz şu anda. Ödeyelim mi? Nereye ödeyelim? Boş abi, bu hayret herhalde ya, bana böyle geliyor. Çalışacak mı bir kere daha? Ne nazar boncuğu? Çarptın mı buraya? İskeleye yanaşayım dedim ya, sürttü. Demek ki kanka daha gerekiyor. Ne kadar sürtecek o? Congratulations, it worked for everybody. Thank you. Thank you so much. Tekniğiyle. Tekniğiyle brandın içini mi taksak ya? Aa, takmayalım değil mi? Evin orada takarız yani. Böyle mi götürelim? Ne olur en kötü? Toz gelir. Azıcık toz olur. Bir şey olmaz. Aynen. Şu arkaların korumalıklarını takacağız yalnız. Evet. Şimdi izleyelim. Şimdi nasıl taktığını görelim. Önce bir takıp sonra mı çeksek? Şimdi şeyini takmıyor muyuz? Kılıfını takmadan mı gidiyoruz? Vallahi taksak kılıf ıslanır bu sefer de, değil mi? Nem yapar, şey yapar mı? Değil mi? Gidene kadar kurur işlisi. Şöyle gidelim, gittiğimizde tak bırakırken, fark ederken. Aynen, gidene kadar da kurur. Türk işi Tesla. Sallayarak test ediyoruz. Haydi let's go. Ne düşünüyorsunuz bugünkü jet ski maceramızdan? Vallahi keyifliydi, heyecanlıydık. Evet. İlk deneyimimizi yaşadık. Güzel.
Serhan denizle ilgili şeyleri çok seviyor. Aynen, ben de denizi çok seviyorum. Denizle ilgili ekipmanlar olsun. Zaten balık tutmaya da ayrı bir merakı var. Şimdi kısmet olursa jet ski'yi balık tutmaya uyarlayacağım. İnşallah. Yazın. Açıklara gidip balık tutacağım. Aynen, okyanusta tuna avına çıkacağım. Tuna avına mı? Vallahi benim favori balığım yani. Tutarsan yerim. Affetmem. Ben bir an salmon'la karıştırdım. Hani dedim ki o mu acaba, yok o değil. Tuna ayrı. Tuna büyük olmuyor mu ya? Büyük. Nasıl tutuyorsun onu? Vallahi daha tutmadım. Göreceğiz. Ama tutanlar var. Vay. Yani tutsan nereye koyacaksın? Ne bileyim yani. Çok enteresan. Kanka şeyin arkasına Jessica'nın arkasındaki alana yaparak koyuluyor. Onun içine cooler, kenarına otaları takabileceğin yerleri var. Tamam. Yedek benzin koy, alıyorsun yanına, çıkıyorsun. Tabii bir de balık bulucu koyman lazım. Sonar. Sonar, aynen. Oo, çok işi var onun o zaman. Bir de maliyetli. Yani maliyetli gibi geldi bana. Jessica'nın maliyetinden bahsetmek ister misiniz yoksa yok, özel mi? Tamam o zaman. Yani ben biliyorum aslında ama konuşmak istemiyorsak yani bir önemli değil. Zaten kendisi biraz nazar inanan bir insan. Yani o yüzden. Nazar etme ne olur? Çiğne senin mi o? Çiğne senin. Burası da Coronado Island'a bağlanan köprü. Evet, şu an Jessica'da. Ben biraz buralara çıktım. İleride de bir tane uçak gemisi var şu an müze olarak faaliyette. Onun önüne kadar gittim. Geri döndüm. Ama deniz durulmuş. Ben gittiğimde daha çok dalga vardı. Sen müze olan uçak gemisine mi gittin? Aynen. Camı kapatır mısın? Camı kapatırım. Şu büyük binaların önünde buradan belki seçmek zor olur da. Karşısı da San Diego'nun downtown'ı. Evet, şu an gördüğünüz yerde downtown. Evet, bu tarafta da güzel bir. Orası da donanma, Amerikan donanması. Oradaki gemiler faal. Müze değil yani. Savaş gemileri, uçak gemileri de var. Oo, bunlar faal ya. Onlar faal. Kaçıncı donanma olduğunu unuttum. San Diego'da çok fazla asker var, asker emeklisi var, çalışan var, rütbeli var, çok fazla askerin olduğu bir şehir. Selam millet, şimdi depo alanına geldik. Serhan'la birlikte Jessica'yı buraya koyacağız. Tekrardan göstereyim, böyle bir giriş var. Amerika'da böyle depo alanları var. RV'ler koyuyorlar bu şekilde. İş makineleri var. Kamyonlar var. Bizim gibi jet ski koyan yok Allah için. Tekne var. Tekneler var. Bazı değişik böyle arabalar var, eski püskü. Şu karavan güzelmiş. Oo, şurada güzel bir araç var. Görebiliyor musunuz? Şu karavan güzel. Şu karavan güzelmiş yani. Şurada bir tane daha tekne var. Şimdi doğuşa trailer'la geri geri nasıl yanaştırılır onu göstereceğim. Tamam. Şimdi. Dur ben dışarı çıkayım. Düldül gidiyor bizim. Şimdi bu işin inceliklerini görüyoruz Serhan Bey'den. Ama sen giremeyecek bu sefer. Vallahi girdi. Helal olsun. Vallahi çok yakın girdi ama oldu yani. Yani şu
çizginin içine soktuğun sürece sorun değil. Bir kere daha manevra yapıp tam sokacak. Şimdi kır. Kurumuş mu su? Az bir şey var. Evet, biraz iz kalmış sudan kaynaklı. Silmedik. Ama aynen, bence önemli değil çok fazla. Bez almayı unuttuk. Evet. Ama çok önemli değil bence. Yarın zaten tekrardan. Şu an cillop gibi olmuş yani. Şu an şu Amerika'nın çılgın helikopterlerinden bir tanesi geçiyor. Dikey kalkış yapan uçak da diyebiliriz buna. Helikopter mi bunlar? Helikopter ama o pervaneler öne doğru eğiliyor. Aha, uçak gibi oluyor. Uçak gibi gidiyor. Evet. Çok. Uçaklarımız o. Çılgın bir şey aslında. Tekerimizi öne koyuyoruz. İlk ben bunu buraya park ettim. Niye aşağı inmiyor şu an? Ha. İlk buraya park ettim, bunlar yoktu. Arabadan bir söktüm, trailer aşağıya doğru kayıyor. Velçek dedikleri şu kırmızılar oluyor. Sağdan soldan birkaç bir şey buldum, koydum, gittim hemen bunları aldım. O tarafa da koydu bir tane. Tamam. Süper. Şimdi trailer'lar. Trailer şimdi yürümez.